Evet, herkese merhabalar. Gelecek Bilim'de Instagram kanalındasınız. Bugün Müjdegül Karaca ile birlikte bir yayın yapacağız. Yavaştan insanlar toplansın. Ben hemen biraz başlığı gireyim. Şöyle yapalım. Ben Burak Çankaya. Burak Çankaya 07 Instagram'ım. Ama yayını buradan yapıyoruz. Ah, evet geldi Müjdegül Hoca. Hemen alalım. İnsanlar geri dursun. Evet, geldi. Şöyle. Ne olacak arkadaşlar? Çok uzun tutmayacağız, kısa da tutmayacağız. Böyle güzel bir şeyler ayarlayacağız. Bakalım bağlanabilecek mi? Nette bir sorun var mı? Hocam, merhabalar. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu hocam? Bir yavaş gibi internet. Konu ne demişler? Hemen onu şey yapayım ben. Konu ne Konu hocam? yok. Galatasaray Beşiktaş maçı mıydı konu? Onu konuşacaktık. Bir anlarım ki. Ya hocam şey söyleyeceğim. Futbolu takip etmenizi biliyorum ama ne düşünüyorsunuz futbol izleyen insanlarla ilgili? Var mı etrafınızda çok fazla? İnsanlar toplanırken konu açalım. Yani futbol bir kolektif kültür ürünü. Onu sevmeyi, desteklemeyi anlıyorum. Fakat holigancaya böyle hani rakip takımı şey yaparak ağır şekilde destek yani holigan destekçilik biraz şiddet eğilimliyle alakalı. Öyle bir Bunda da işaret var. hormonlarımızın etkisi var mı yoksa böyle fazla testosteron mu acaba Yok, buna sebep? öğrenilmişlik. Öğrenilmişlik. Öğrenilmiş şiddet. Şimdi bugün hocam normalde şöyle söyleyeyim. Siz de YouTube'da yayın yapıyoruz ama bugün içimden geldi. Yani yayın yapmak istiyordum. Dedim Instagram'dan bir soru cevap yayını yapalım. Arkadaşlar konumuz basit. Kadın cinselliği ile ilgili merak ettiğiniz, soramadığınız şeyler varsa yoksa ben sorarım yani. Ben hep merak ediyorum. Ben soruyorum. Sorularınızı alacağım. Müjde Hoca'ya ileteceğim. Buyurun hocam. İlkokul 3 sorusu. Ya şöyle bir şey var. İlkokul 3 demeyin. Siz de bu yaptığımız yayınlardan sonra hocam çok fazla olumlu dönüş oldu. Mesela o HPV özellikle hala ve hala. Ve bir hemen buradan da söyleyeyim. HPV aşısı mutlaka onunla başlayalım HPV ile hocam ya çok hızlı. Çok önemli bir konu çünkü aynen. Olur. Tamam. Bu HPV neydi hocam? Bir hatırlayalım. Çok mu bulaşıcı bir şeydi? Herkeste var mıydı? Aşısı var mıydı? HPV human papilloma virüsü, human insan da sihir yapan, papilloma sihir demek. İnsan da sihir yapan virüs yani. Adı üzerinde insan olan yerde olan bir virüs. İnsandan çok ayrı düşünülemeyecek bir virüs. Konakçısı insan, başka bir hayvanda yok. İnsandan insana bulaşıyor. Kontakla bulaşıyor, temasla. HPV'nin yaklaşık 200 tipi var. 100'den fazla tipi var kesin. 100'den fazlası kesin yani. 200'e yakın neredeyse. Bu tipler içerisinde cilt seven, dermotrop olanları var. Bir de mukoza seven, bu iç organlarımızı döşeyen, ağızdan itibaren iç organlarımızı döşeyen epitele yani mukozaya yapışan türleri, onlara da mukozotrop deniyor. İki türü var yani, dermotrop ve mukozotrop. Şimdi dermotrop olanları mukozaya, mukozotrop olanları dermaya yani cilde bulaşmıyor ve orada enfeksiyon yapmıyor. Adı üzerinde sihir yapıyor. Yani cilde bulaşanlar cilde temasla bulaşıyor ve sihir yapıyor. Mukozaya bulaşanlar da mukozaya kontakla bulaşıyor. Ve bazıları, hepsi değil, bazıları hem iç organlarda sihir yapıyor hem de şey kansere dönüşüm yapıyor. Rahim ağzı kanserine özellikle neden olduğunu biliyoruz biz HPV'nin. 14 tane tipinin, çok fazla değil ama 14 tane tipi özellikle rahim ağzı kanseriyle ilişkili. HPV, rahim ağzı kanseri, yani şimdi HPV ile ilgili bir duyarlanan bir vatandaş. Özellikle de genital bölgesinde sihir olduğu zaman duyarlanıyor insanlar bu konuyla ilgili. Bir doktora gidiyorlar bu Onun HPV dışında enfeksiyonu anlamanın falan yolu var mı dediğinde. hocam? Yani illa sihiri mi Yok. beklemeliyiz? Yok, yok. Sihir dışında hele şu mukozotrop olanları anlamanızın hiçbir yolu yok yani bulaşıyor. Tabii. Genellikle kadınlar da erkekler de ilk cinsel ilişkileriyle beraber alıyorlar bu mukozotrop olanlarını. Genellikle %90'ın üzerinde bir oranda ilk yıl içerisinde vücut bunu temizliyor. Hiç etkisi kalmayacak şekilde yok oluyor. %10'luk bir kısmında persiste ediyor. Yani kalıcı hale geçiyor virüs. Bu %10'un da %10'unda rahim ağzı kansere dönüşen hücreler dönüşüyor, gelişmeye başlıyor. Bu rahim ağzı kanseri öncülü hücreler gelişen kadınlarda rahim ağzı kanseri görüyoruz tedavisiz bırakırsak.
Fakat bu süreç, yani HPV'nin alınmasından kansere giden süreç 10 yıl. 10 yıllık bir süreç. HPV ile ilgili duyarlanmış bir kadın internete HPV yazıp araştırdığında böyle gözünün önünde iki tane kelime dönmeye başlıyor. Cıvıl cıvıl böyle kırmızı kırmızı ne onlarla. Biri cinsel, cinsel olabilir cinsel. Bir öteki de kanser. Hani her ikisi de böyle bir irite edici. HPV'nin cinsel yolla bulaşması şöyle. Evet, mukozotrop olan tipleri cinsel yolla bulaşır gerçekten. Cinsel ilişkiyle bulaşır. Fakat bizim literatürde cinsel yolla bulaşan hastalıklar grubunda değerlendirdiğimiz bir viral enfeksiyon değildir HPV'ninki. Yani HIV gibi, hepatit B, hepatit C gibi bir cinsel yolla bulaşan hastalık değildir. HPV bütün cinsel temaslarda bulaşabilir ve yani HPV'nin herkese bulaştığını biz varsayıyoruz. Bulaşır yani. Onu engellemenin çok fazla yolu yok. Çünkü kondom koruyucu da değil. Değil. Kondom sadece mukozanın üstünü örtüyor. Aslında o perine bölgesinde, o kıl köklerinde, oradaki yarıklardan, çatlaklardan çok fazla HPV kontağı ve bulaşı olama ihtimali var. Solunumla Dolayısıyla bulaşıyor mu bariyer demişti yöntemler hocam da solunum yoluyla. solunumla bulaşmaz. Yok, kontakt olacak. Oral seks de bulaşır ama. Yani oral mukozaya bulaştığı için sadece genital bulaş olmaz yani. Oral mukozaya da bulaşır. Hatta Dünya Kanser Ajansı son yıllarda bir uyarı yayınladı. Baş boyun kanserleri son zamanlarda önceki 30 yıla göre son 30 yılda arttı. Bunun en büyük nedeni de HPV enfeksiyonu Hadi şeklinde canım. bir. Evet. Oo. Ve dolayısıyla HPV'nin de bu iki tipi ağırlıklı olarak 16 ve 18 ama o bir yüksek riskli grup var. 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 58 diye giden bir 14 tane tipi var. Bu tipler ağırlıklı olarak rahim ağzı kanseriyle ilişkili olduğu için bunlara o zaman aşı yapalım. Çok mantıklı bir şey. Hani HPV'nin rahim ağzı kanserinin nedeni olarak açığa konmasından sonra 1970'ler oluyor. 1976'da Zurhazan HPV'yi keşfettiğinden beridir. HPV rahim ağzı kanseri ilişkisi bizim tıpta en iyi net bir şekilde ortaya koyduğumuz etken kanser ilişkisi. Ve böyle bütün moleküler mekanizmasını açığa çıkardığımız için nereye müdahale edeceğiz, nasıl erken yakalayabiliriz gibi şeylerde de başarılı olduğumuz bir şey. Aslında en güzeli primer koruma. Primer koruma aşıyla, yani etkeni hiç almadan senin buna immün yanıt geliştirerek onu aldığın zaman ona reaksiyon yapman. O işte sıkıntı zaten HPV'nin bulaşması değil. HPV'nin persiste etmesi dediğim şey var ya. %10'un da kadınların oluyor. %10 kadın kadar kadında HPV persiste ediyor. Bu persiste edenlerde kanserojen dönüşüm oluyor işte. O persiste olmasını engelliyor yani aşı. Neredeyse %100'üne yakın, yani %99'un üzerinde bir oranda koruyor rahim ağzı kanserinden. Bir de HPV aşısının şöyle bir faydası var. HPV aşısı olan kadın cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda da, rahim ağzı kanseri konusunda da, tarama konusunda da bilinçlenmiş oluyor. Ve bugün Dünya Sağlık Örgütü rahim ağzı kanserini önlenebilir bir kadın ölüm nedeni olarak belirliyor. Erken Yani teşhiste özellikle. modern toplumda yaşadığını söylüyorsan sen rahim ağzı kanserinden hiçbir kadını kaybetmemen lazım diyor yani Dünya Sağlık Örgütü. Ve sağlığının gelişmişliğini de bununla ölçüyor. Bugün Türkiye'de biz yılda 750 kadını yaklaşık rahim ağzı kanserinden kaybediyoruz. Yani 750 kadın bayağı bir kadın. Hani şöyle saydığın zaman evet bir yıl içerisinde sanki az bir sayı gibi geliyor ama ya yani önlenebilir bir ölüm nedeni bu. Bu hani ülkemiz için kabul edebileceğimiz bir şey değil ve Dünya Sağlık Örgütü'nün en net verilerine göre rahim ağzı taramalarını düzenli yaptıran o SIMR dediğimiz HPV testi ya da SIMR'le yapılıyor rahim ağzı kanseri taraması. Düzenli yaptıran bir kadının rahim ağzı kanserinden ölme ihtimali yok. Al işte. Çünkü erken aşamada yakalanıyor, tedavi ediliyor. Şimdi fakat HPV ile ilgili hani duyarlanmış kadınlarda bu ayrımı net yap. Yani HPV aldım direkt kanser demek değil bu. HPV aldım bunun persiste etme ihtimali var. Persiste etti bunun kansere dönme ihtimali var. Hep ihtimaller hani ama giderek düşüyor o ihtimaller. Böyle bazen poliklinikte genç kadınlar geliyor bana ben HPV hastasıyım. Gülesim geliyor. Ya yani hayat hastasıyım demek gibi bir şey. Hepimiz HPV hastasıyız. Hepimizde var HPV. Fakat hangi tipi var? Özellikle de genital sihirli olan kadınlar çok bu konuda irite olmuş şekilde geliyorlar. Hocam şunu Gülesim geldi. sormama Yani izin verin. bu Şunu sis sorayım. adamdan aldım bunu. Sor. Kadınla mesela bizde yüzeyi de belli oluyor ya. Kadında yüzeyi de olmuyor. İçeride mi oluyor bu sihirde? O yüzden sinsice ilerliyor. Böyle mi algılamalıyız? Yoksa dışarıda da görünüyor mu kadında olduğunda?
Yok. Sihir olan tipi, sihir yapan tipi kadında da sihir yapıyor, Ha, erkekte de aynı sihir şekilde. yapıyor. Tamam. Evet. Kanser yapan tipi ne kadında ne erkekte görünür bir şey yapmıyor. Ha, işte bununla ilgili şöyle bir soru var. Erkekte de penis kanseri diye bir şey yapıyor diye duydum. Bizde de böyle bir Var. Var. Çok çok daha düşük, yani rahim ağzı kanseriyle kıyaslanmayacak kadar düşük sebebi ne oranda, ama acaba var tabii hocam ki. yani? Bizim mi Hep evet. bağışıklığımız? Yok, hani düşük olması Yok. acaba erkeklerin He. bağışıklığı daha iyi falan mı yoksa? Glans peniste tutunacak reseptörü daha az HPV'nin. Orada Mantıklı. persisten enfeksiyon yapamıyor. Rahim ağzı kanseri, rahim ağzı çok böyle onun için biçilmiş kaptan bir yer. Bu rahim ağzı tam rahim iç dokusunun vajina dokusuna dönüştüğü bir geçiş zonu, transformasyon zonu diyoruz. O zonu içeren bir yer. Ve bu transformasyon zonunda tam da HPV'nin sevdiği tipte reseptör içeren hücreler var. Bu reseptöre bağlanıp burada enfeksiyon yapıyor ve burada persistans kazanıyor. Rahim ağzının öyle bir sıkıntısı var. O reseptör penis başında çok çok daha az, daha böyle üretranın hemen kenarında olan yerlerde, iç kısımda olan bir epitel türü o. O yüzden erkekte persistan kazanma ihtimali biraz daha az. Orada kalamıyor viral partikül çok uzun süre. Sevim demiş ki hocam HPV'nin gençler arasında şu anda çok yayıldığı söyleniyor demiş. Onaylıyor Var musun? yani, tabii ki. Tabii ki. İnsan olan her yerde HPV var. Zaten vardı. Testle tespit ediyoruz artık. Hmm. Yani Eskiden biz de vardı fazla tespit zaten. ediyoruz. Evet. Hep vardı yani HPV. İnsanlık tarihi boyunca var. Hatta dünya haritası üzerinde HPV tiplerini işaretleyerek insanların antropometrik olarak böyle göç yollarını falan çıkarabiliyorsun. O kadar insana dair bir virüs. Sadece cinsellik mi hocam? Bu umumi bir tuvaletlerden geçiyor mu ayrıca? Yani cilt, dermatrop olanları cilt cilde kontakla da bulaşıyor her türlü. Yani hemen senden önce birisi oturmuşsa o klozetin kenarına ve sıvısını bıraktıysa, vücut sıvısını, senin de vücuduna o sıvı bulaşırsa ve hani açıkta kalan bir epitel bölgene, açık yara gibi, kıl kökü iltihabı gibi vesaire, öyle bir bölgene değerse o sıvı bulaşabilir. Çok çok düşük bir ihtimal. Buna biz fomit aracılı bulaşma diyoruz. Yani bir cansız bir yüzey, ondan sonra da sana. Evet, Fomit evet. aracılı bulaş çok nadir de olsa gösterilmiş HPV'de. Fakat HPV'nin temel bulaş yolu kontak diyebiliyoruz. Yani ten tene temas. Biz genelde hocam tuvalet kağıdı koyuyoruz oturmadan. Sanki koruyacak gibi böyle psikolojik bir şey var ya, korur beni tarzında. Yaşının son yaşı 26 mı diye sormuş Nida. Prospektüsünde 9-26 diye yazıyor. Fakat elimizdeki veriler 40 yaşa kadar kadın yeni partner ihtimalinden söz ediyorsa önermek yönünde. Tamam. Aşı olanlar yine de taşıyıcı olup bulaştırabilirim demiş Çili Marin. Yok. Abi Taşıyıcı ya ben olmaz. anlamıyorum hocam. Aşı çok güzel bir çözüm. Yani yine Covid'de olduğu gibi. Ve bunun gerçekten ücretsiz olması lazım. Yani bu niye bu kadar herkes de o para Olmalı. ol. Yani işte ya çok saçma geliyor. Olmalı. Çalışıyorlar. Yani Türkiye aşı takvimi dünyadaki en geniş ülkelerden biri. HPV eksik kaldı. Hakikaten ona da uğraşıyoruz yani, olacak gibi sanki. Ulusal aşılama kapsamında olacak gibi. Küçük Tabii olana yaşta kadar, buyurun yani hocam. 9 yaşındaki çocuklarımızı aşılamamız lazım bizim, Aynen. imkanı olanlar. Küçük yaşta aşı olmak mı daha etkili? Tam bununla ilgili soru gelmişti. Mesela 13 yaşında Ha, kardeşimi yaptırmam iyi olur mu demiş Sismik evet. Bulut. Evet, iyi olur. Bir kere amacımız henüz etkenle karşılaşmadan immünite kazanmak ya, o yüzden yani cinsel aktivitesi başlamadan Hı. bir kişinin o aşıyor olması lazım. Fakat biliyorsunuz biz çocukluk çağı aşılarını hep 5 yaşa kadar yapar bitiririz. Tabii. Çocukluk döneminde çok daha güçlü bir immün cevap oluyor. Timus aktif. Çok hızlı bir immün yanıt oluyor. Hızlı antikor oluşumu oluyor. O yüzden ne kadar küçük yaşta olursa o kadar iyi. Fakat bu HPV'yi o ilk 5 yaşta yapmıyoruz. Çünkü hani etkenle karşılaşma ihtimali cinsel aktiviteyle beraber başladığı için daha o yaşa yakın. 9 tam böyle immün yanıtın hala henüz yüksek olduğu bir yaş. Yani ne kadar küçük yaşta olursa bir aşılanan kişi o kadar immün yanıt yüksek oluyor. Ama ileri yaşlarda da yapılabilir. Şöyle bir şey vardı, yine bir yaş sınırı sorusu vardı. Ben 30 yaşındayken aşı olmak istediğimde yaşım geçtiğini belirtmiş demiş. Aynen hocamıza söyledi. 30 yaşında Yeni ya bir partner olmuyor değil ihtimaliniz de varsa olun. ha. Olmuyor değil. Olunabilir. Ama tercih olarak da bir daha genç ama olabiliyorsanız da olun. Yaşlı da olsanız diyorsunuz. Ben zaten şu an şey düşündüm hocam, o sizle yaptığımız yayın sonrası ben Türkiye geldiğimde kendi adım 31 yaşındayım ben yaptıracağım. Ne zararı olabilir diye mantıken Ha, düşündüm. hiç. Ha. Yani hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum.
3 doz yapılıp kaç sene sonra tekrar yapmalı? Ömürlük müdür demiş. Güzel bir soru. Ömürlük Çok olduğu, iyi. yani bununla ilgili yapılmış çalışmalar var, ömürlük olduğu gösterilmiş. Tamam. Hatta ve hatta yani tavsiye etmiyorum, bu bilimsel tavsiye şeklinde çıkmadı ama 2 dozun bile yeterli düzeyde antikor oluşturduğu, fakat firma garanti etmiyor yeterli antikoru, hani 3 doz yapmalısınız diyor. Yani bir şekilde aşı yaptırmaya başladıysanız firmayı da çok fark etmiyor. Yani 16 ve 18 asıl HPV tipi kanser yapanlar. Bütün HPV aşıları da 16-18'i içeriyor. Gardasil 9 diye nanovalan 9'lu aşı çıktı yeni en son. Bu Türkiye'ye henüz gelmedi. O çok Türkiye'de iyiymiş, on, değil aynı mi? firmanın 4'lüsü var. O yani 9 tipi de kapsıyor çünkü. Hani saydım ya, Hı. 16-18, 31, 33, 35 var. O 9 tipi kapsıyor. En sık görülen, En kanserde en sık görülen. kapsamlısı. Evet. Onu tavsiye ederim. Yurt dışına gidip alma imkanı olan varsa. Yani Kıbrıs'ta falan var mesela. Fiyatları da aşağı yukarı herhalde çok farklı Yani 3 değildir. aşağı 5 yukarı dolar üzerinden öyle, hepsi kol gibi yani. Şöyle hocam, mesela ben şimdi Hollanda'dayım. Buraya geldim. Buradan gidip alabiliyor muyum? Böyle eczacı satılıyor mu bu ilaç? Alabilirsin. Tabii, Öyle satılıyor. mi? Belli bir süre koruyup Reçetesiz Türkiye geldiğinde alabiliyorsun zaten. yaptırabilirim o zaman. Mantıklı. Hatta burada da yapıyorlardır belki Niye? eczacılar. Orada yaptır. Evet. Orada Daha yaptır. mantıklı geldi şu an. Çünkü 9 tipi ben Türkiye'de var sanıyordum. Onu da öğrendiğimiz iyi oldu. Daha yeni gelecek. Yok Türkiye'de. Hala yok. Yani 2 yıldır ruhsat aşamasında takıldı. Tamam. HPV sonrası vajinismus diyemedim ya. Vajinismus ilişkisi demiş ama insan erkek olası geliyor demiş bir izleyicimiz. Var mı öyle bir ilişki? Hiç okudunuz mu öyle bir şey? Hayır, hiç okumadım. Herhalde kişisel bir tecrübe sadece. Onu da ona bağlamış olabilir izleyici. İrem şunu sorup duruyor. Sorayım hadi. 10 yaşında tecavüze uğramış bir çocuğun acı hissetmemesi mümkün müdür? Mümkündür. Ama acıyı tanımla yani. Heh, ben de onu Ellerini anlamadım. Yani zorla. beden acısı mı diyor, ruhsal acı mı diyor? Nasıl bir Eti acı? acımayabilir gerçekten. Ve bilir. Genellikle acır da bilir. Acımayabilir. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuk, hani kız mı erkek mi? Kız mı erkek olduğuna göre çok değişir de. Hani anal tecavüze uğrayan bir erkek çocuğu ile vajinal tecavüze uğrayan bir kız çocuğu 3 aşağı 5 yukarı aynı olmakla beraber biraz fizyolojik farklılıklar var. 10 yaşında bir kız çocuğu eğer ergenliğe de girdiyse, biraz erken olarak ergenliğe girdiyse, biraz da duyarlandıysa, biraz bu cinsel konularla ilgisi de varsa, o yaşadığı istismar kendisinin de içinde bulunduğu bir aktivite ile olabilir. Yani kendini ilişkiye ihtiyacı içerisinde bulmuş olabilir. Yani Sonradan fark ya 10 edebilir belki yaşındaki bunu bir çocuğun, tecavüzdü ha falan. evet. Anladım demek Yani istediğinizi. uyarılmış, istek duymuş olabilir o anda. Fakat tabii ki 10 yaşındaki bir çocuğun bir cinsel aktiviteye rıza göstermesi diye bir şey yok. Tabii ki, tabii ki. Acımayabilir, kanamayabilir. Fakat acımadığı, canının yanmadığı, kanamadığı bunun suç olmadığı anlamına gelmiyor. Bu çocuğa zarar vermediği anlamına gelmiyor. Rıza vermeye ehil olmayan 18 yaşın altındaki çocuğun cinsel istismarıdır bu. Hatta 15 yaşın altı daha da hani kötü bir kategoride kanunda. 15 yaşın altındaki çocukların cinsel istismarı 15 yaş şey 15 yıl ile oradan başlıyor. Yani öyle Fransa'da 7-8 yeni bir yıl yasa gibi bir çıktı cezası hocam yok. ya. Duydunuz bilmiyorum. 15 yaşından küçük bir kıza seks yapmak direkt tecavüzdür diye. Yani bugüne kadar demek ki Evet. değilmiş böyle bir şey. Ve demek ki Aa, bu, bu hep evet. öyleydi. Yani bak, Fransa'da bu yeni çıktı bu yasa. Çok ilginç geldi bana. Age of Consent, seninle konuştuk bunu. Age of Consent'i hatta şey yapmıştım. Age of Consent'i koymak gerçekten böyle riskli bir şey. Age of Consent işte İngiltere'de 13 olmuş, Kanada'da 14 falan diye böyle konuştuk ya Tabii bunu. tabii tabii konuştuk bunu. Bizde hani şey, ama expertler son yıllarda buna bir şerh koyma ihtiyacı hissetmişler. Bundan da bahsetmiştim. Bakın bu Age of Consent ya da işte cinsel ilişkiye başlama yaşı 13 dediğimiz yani 13 yaşındaki kızların ya da erkeklerin, işte çocukların %90'dan fazlasının cinsel aktif olmadığını düşünmüyorsunuz siz. Hani minimum bu yaşta başlıyor anlamında, bu şeklinde bir açıklamada bulunmuşlardı. Dolayısıyla da onun altını tecavüz olarak gruplandıracağı için Age of Consent'i de 13'e koymuştu. Fakat hani Fransa'nın bunu 15'e çekmesi büyük bir şey, gelişme. Ülkemizde bu 18 ama. Yani 18 de bütün Avrupa'daki en yüksek yaş Evet. Türkiye'de. Şu anda Hocam Age of çok soru Consent en birikti. yüksek Türkiye'de. Yetiştiremeyeceğim Heh. yoksa.
Anal bölgedeki HPV sakıncalı mıdır? Hızlı cevap vereyim bunu hocam. Aynı. HPV HPV dışarıda ne kadar yaşar? çok hemen hızlıca inaktive olur. Çok kolay bozulur. Tamam. Aşı olmadan önce bir muayene ya da simir testi gerekiyor mu? Şart değil. Tamam. Almanya'da aşı takvimi 9 yaştaymış ve herkese yapıyorlarmış. Güzel, tebrikler. Evet. Dört ülkede, Avrupa'da dört ülkede şey yapılıyor rutin, biliyorum. Çok iyi. Kızı 9,5 yaşındaymış Ece'nin. Yaptırmalı mı? Hemen yaptırmalı. Dediğinize göre söylüyorum. Hiç gecikmesin. HPV dışında soru sorabilirsiniz aslında ama fark etmez. Sorun tabii ki. Biz Yetiştirmeye öyle çalışın. başladık da yani, Hani ben evet. başta soru gelmedi. İnsanlar toplanmadı diye konu açmak için yaptım. Önemli bir konu diye. Hangi firmanın aşısı en iyi dedi? 9'lu olandan bahsetti hoca. O en iyi dedi. Ama bir firma öneriyor musunuz? Bilmiyorum. Yo, Cervarix var, Gardasil var. İkisi de aynı. Yani rahim ağzı kanserinden koruyucu etkinlik olarak %70'in üzerinde koruyorlar. İşte o Gardasil 9'un %90'ın üzerinde koruduğu iddia ediliyor. Ama Gardasil 9 çok çok yeni ötekilere göre. Ötekilerin 20 yıllık tecrübesi var şu anda. 9 yeni çıktı. Tamamdır. Yaş olayını sorduk. Gardasil olmuş. Yeni çıkan... Ha, Gardasil olmuş. Yeni çıkan Gardasil olmalı mı? Mesela bu 9'du herhalde O Gardasil'in. evet. Mantıklı Yani zaten. firma yeni çıkanla da 3 doz yaptırın diyor. Fakat yapılan çalışmalarda orada 2 dozun yettiğine dair. 42 yaşındaymış. Nurten geç değil. Her yaşta yine yaptırın. Tavsiye edilen yaş. Yeni bir partner ihtimaliniz varsa yaptırın Nurten Hanım. Mantıklı. Yeni partner Aynen. olasılığı. İkinci Çok sürpriz. baharınızı düşünüyorsanız, ikinci bahar. En iyi ödüğü belirsiz olabilir o partner. Çünkü genelde de HPV 16 ve 18G en yakışıklı, en sarışın, en kıvanç tatlısulardan geliyor İlk yani. defa haklı bir sebep Hiçbir bulduk boz. hocam, yakışıklı olmayanı seçmek için. Ve de çok sağlıksal. Bu arada şöyle araştırmalar da var hocam. Mesela İnsanların tek eşliliğe evrilmesinde sebeplerden birisi de bu sağlık olayı biliyorsun. Tabii. Çok Doğrudan da cinsel yola mantıklı ulaşan yani. Çok hastalıklar. da mantıklı. Doğrudan. Tabii. Çünkü bakteri simülasyonu yapıyorlar. Random üreyen bakteriler var. Bir de düzenli üreyenler var diyelim topluma göre. Onlar daha uzun dönem yaşayıp hayatta kalıyorlar. Böyle de bir durum var yani. Hadi biz yine HPV'yi konuşuyoruz. Öldürücü düşük. Bir de şeyi de düşünelim. Afrika'da yaşadığımızı, AIDS'in yaygın olduğunu. Kimse kimseyle nasıl rahat ilişkiye girip ben korkarım yani. Siz de emin olun korkarsınız. O yüzden bu mümkün mertebe tek eşlilik şu an daha faydalı. Zaten karantina döneminde insanlar diyor ki ne eşi hocam. Yani karantinadayız. Hiç eşlilik. Sanal eşlilik. Mastürbatif. Sanalda çok eşli olabilirsiniz arkadaşlar. 50 tane olsun sorun yok. Zarar yok sağlığınıza. HPV sonrası vaginismus olma olayın demiş de tamam. Yani şey diyor yeniden HPV tekrarlar korkusundan olmuş. Bu işte psikolojik şey. Onu psikoloğa gitmeniz lazım. Diyor ki bu neymiş? Sismik bulut. Cinsel ilişki olmadan akut vajinit. Vajinit ne hocam? Rinit gibi bir şey. Rinit, vajinit böyle bir Evet, akıntı mı? enfeksiyon demek. Enfeksiyon. Ha. İtis, bir organın adının sonuna itis eki getirirsen o organın Enfeksiyon enfeksiyonu tarif olması. ediyorsun. Vajinada bir organ ve vajinada enfekte olur. Vajinal enfeksiyona da vajinit denir. Vajinit yaştan bağımsızdır, cinsel durumdan Flora ile bağımsızdır. alakalı mı hocam? Vajinit, evet, vajinit floranın bozulduğu her zaman olabilir. Nasıl koruyacaklar? Geçen bir muhabbet vardı ya neydi? Heh. Vajina temizleme jelleri almayın. Böyle bir şeyler çıkmıştı. Ama güzel fikir yani girişimci olarak iyi bir fikir. Ama gerçekte hiçbir şey yaramıyor. O yapıyı bozuyor oradaki demiştiniz. Evet. Nasıl korunacak Vajina bir hakikaten iç ya? organ ve içinde de bayağı yoğun mikrop var. Oldukça yoğun bir mikroflorası var vajinanın. Buna doğal flora diyoruz. Buraya yapacağınız her türlü müdahale, yani pH'ını değiştireceği için dolayısıyla da florayı değiştirir. Her kadında unik, ona özgü bir flora olduğuna dair çalışmalar var. Çünkü laktobasiller var ağırlıklı olarak. Laktobasiller her yerde karşımıza çıkıyor. Yani sütü yapan da laktobasil, yoğurdu yapan da Aynen ya. laktobasil. O nasıl oraya girmiş? Yani nasıl orada hayat bulmuş? Çok ilginç. Yani yiyoruz, içiyoruz, orada da flora oluşuyor yani. Orada Bağırsaktan ortam mı bir buluyor ve geçiş yaptı gelişiyor. acaba? Tabii Çok tabii ilginç ya. bağırsaktan geçiyor. Yani ilk annemizden yediğimiz, içtiğimiz Tabii ekstraklerle canım. beraber oraya gidiyor, o flora yerleşiyor. Bağırsaklarımızın da çok büyük bir kısmında laktobasil var. Midemizden itibaren bağırsaklarımızın da çok büyük bir kısmı laktobasil. Bunlar yararlı bakteri dediğimiz bakteriler. Bir kısmı bize B vitamini sentezliyor. Bir kısmı Sağ işte olsunlar. süt ürünlerini sentezlememizi sağlıyor, sindirmemizi sağlıyor.
Serkan Kara İsmailoğlu'nun tespitleri var bu konuyla ilgili. Hani vücudumuzda bize ait kendimize, yani mesela benim vücudumda Müjde'ye ait 20 trilyon hücre varsa 40 trilyon da bakteri var. O bakteriler neyi belirliyor? Bu baktığın Müjde mi? Yani bu baktığın Müjde mi yoksa bakteri mi, yani bir bakteriye mi bakıyorsun? Bakterilerin işte ama şey hali, form hali gibi bir şey. Hepimiz bağırsaklarımızda yaklaşık yarım kilo bakteri besliyoruz aslında. Ve hoş bir simbiyoz var aramızda. O bizim floramız. Bunlar bizim derimizde de var mesela. Derindeki florayı bozduğun zaman dermatit oluyor. Tabii. İşte bağırsağındaki bakteriyi bozduğun zaman ileit oluyorsun, kolit oluyorsun, gastrit oluyorsun. Vajinandaki bakteri florasını bozduğun zaman da vajinit oluyorsun. Vajina florası vulvaya sabun değdirmek, oraya temizleme jeli, herhangi bir şey değdirmek çok etkili. Havasız kalması, oksijensiz kalması. İşte ne bileyim cinsel perhiz yapıyorsan, hani hayatının o döneminde kaçınıyorsan, vajina... Ben mi dondum? Buradayım. İnternet bir düştü. Buradasın. Yani vajinal ilişkiden kaçınıyorsan, bir perhiz dönemindeysen, uzun süre vajina havasız kalırsa o da bozar yani vajina florası. Şeyden, hormonlardan çok etkilenir. Şey önemli hocam ya, benim bildiğim kadarıyla yani havalandırmak. Yani o da havalandırmak gibi düşünelim. Yani gece uyurken bir şey soracağım, ciddi soruyorum. Çamaşırla uyumak iyi bir şey mi? İyi bir şey de çamaşırsız da uyumayı düşünebilirsiniz yani. Hava, yani şey düşündüm böyle çok, neyse. Şimdi vajina kendisini havalandırıyor aslında. Gece uyurken uyarılıyorsun, erotik rüya görüyorsun. İster istemez yapıyorsun yani. Ben hiç görmedim hocam bugüne kadar. Vallahi görmedim. Yemin ediyorum görmedim. Tamam ya, yemin etme. Ya ama cidden ben rüyamda Robocop falan görüyordum ergenken. Böyle ilginç Batman şeyleri falan. Çok gerçeküstü şeylere, o gerçekten kaçış işte o. Doğru diyorsun. O rüyada uyarılıyorsun. Hani orgazm ile sonuçlanmayabiliyor her zaman. Uyarılıyorsun. O uyarılma esnasında vajina böyle bir bolarıyor ve hava alıyor aslında. Yani vücudu, bedeni kendi haline bırakırsan o kendi icabına bakıyor. Yani sen istersen seksten kaçınıyor da olsan, sıkı kıyafetle giyiyor da olsan, vücut kendini şey yapıyor. Fakat çok sıkı iç çamaşırıyla, çok sıkı eşofman falan, kalın kalın, yani hiç havalanmayacak şekilde yatıyorsan, bir süre sonra vajina florasını o da, sadece o da bozuyor yani. Ve her kadının vajinasında kendine özgü bir laktobasit tipi var. Laktobasilerin de 200 küsür tipi varmış. Her kadında da kendine özgü bir oranda var o. Yani hakikaten doğduğun andan itibaren annenden içtiğin ilk sütten, annenin memesinden gelen ilk bakterilerden oluşan bir subtip var. Ergenliğe girdiğin zaman da östrojenle beraber yeni bir form alıyor onlar. Yeni bir çeşit şekil alıyor. Her kadının vajina sağlığı kendine özgü yani. Kimisininki biraz daha ekşimsidir, biraz daha asidiktir. Kimisininki biraz daha baziktir. Kimisinin mantar yoğunluğu biraz daha fazladır vesaire vesaire. Ama herkesin kendi organının florası kendine ait ve o şekilde sağlıklı. Hijyen demek sıfır mikropsuz demek. Onu diyecektim yani. Domestos demek o zaman. Hijyen, yani. Böyle bir dünya yok. Hijyen demek, evet, sağlığını sürdürmek demek aslında. Sağlığını sürdürebilecek şekilde vajinaya yapılacak hijyenik müdahalede suyla vulvanın temizlenmesidir. Su dışında hiçbir şey değmez. Vajinaya da zaten hiçbir şey değmemeli. Bu arada güzel bir yorum var. Biliyorum yani. Faşır yıkıyorlar. Neyse. Doktor Hanım'a teşekkürler. Evleneceklere bu eğitimler verilmeli. Evleneceklere değil, evlenmeyeceklere de verilmeli. Sonuçta partner hepimizin hayatında bir şekilde oluyor. İlla partneri evlilik falan olacak. Hayatına kimseyi almayacak olanlara da verilmeli. Kendi vücudunu, bedenini tanımak adına. Doğru, kesinlikle. Ya mesela hocam biliyorsunuz Polonya'da rahibeler hiç evlenmiyor. Hiçbir erkek elde etmiyor. Ama sonuçta bunlar dediğiniz süreçleri illaki insan oldukları için yaşıyorlar. Yani eğitimi alsalar kötü mü? Yani illa evlenmek gerekmiyordur bunun için herhalde. Ayağımda ve elimde siller çıkmıştı. Sil çıkmasının tek sebebi HPV virüsü mü? Güzel bir soru aslında. Yani evet. Genelde HPV. Ama mesela olur. Buradaki HPV o HPV ile aynı değil. Sadece bu bölgede olan HPV değil mi yine? Evet, cilt. Bu oraya zıplayacak diye bir şey yok. Bu burada takılıyor. Yok. Hayır, tamam. Yine aşı olabilir o zaman hocam, o HPV aşısı. Evet, işe yarayabilir ciltteki siller için. Bu İç Anadolu'da çok şey var hocam, biliyorsunuz. Okuttuk. Siller için. Ve buna çok inanan zaten bir kitle geçiyor var. Ama %90'ın üzerinde geçiyor. Geçtiği için onlar ondan olduğunu da sanıyor olabilir. Benim arkadaşım vardı küçükken, o öyle yapmıştı. Sili vardı falan.
Covid aşısı için denize düşen yılana salır tanımlamasına ne dersiniz? Yani Ne demek istediğini amacını anlayamadım aşan bir ama laf biraz. ben anlamadım Yani onu. normalde hiç olacağım bir aşı değil de hani şu anda pandemi var diye mecburen alıyorum gibi. Yok öyle değil yani. Sonuçta bu bulaşıcı hava yoluyla bulaşan damlacık bulaşı olan bir hastalık ve bunun ölümcül hastalık yaptığı da biliniyor. İşte ölüm oranı %10'lara yakın neredeyse. Bunu korumak için aşı yani Valla ben bulunursanız aşım olmaya yaptırın. gidiyorum şimdi hocam. Ayın 15'inde AstraZeneca'nın kaç gün kaldı? Haftaya 200 doz olmaya gidiyorum. Hatta ben bir şey AstraZeneca helal söyleyeyim bir mi? de biliyorsun. Helal hocam. Onda İçinde şey yokmuş. domuz jelatin Jelatinojen var. yokmuş. Bir şey diyeyim mi yalnız? Şu anda Polonya, yemin ediyorum 20 küsür yaşlarda arkadaşlarım Pfizer oluyor çatır çatır. O kadar iyi ki aşılaması. Ben takdir ettim Polonya'nın Sağlık Bakanlığı'nı. Hollanda'da bak bu kadar iyi aşılama yok şu anda hocam. Yaşlılar bile yeni yeni şey oluyor. Buradaki gençler zaten çok şey ve alkol satışı 8'den sonra yasaklandı tedbirler gelince. Resmen Türkiye'yi kıskanıyorlar bu konularda. Çok ilginç böyle önlemler çok garip. Bütün dünya şu an şaşkın ve tam önlem alamıyor. Ne olacak da belli değil. Ama aşı konusunda şunu diyelim mi hocam? En iyi aşı bulabildiğin aşı. Ben başta şöyle düşündüm. Ya Pfizer olma şansım var gibiydi. Hükümet veriyordu onu. Benim doktoradan vardı bu AstraZeneca. Ben Pfizer mi olayım? Yapmıyorlarmış zaten ikinci dozu Pfizer. Şey dediler ya olabildiğini ol fark etmez devamını onunla da getir. Şu anda hiç yoktan ilk dozum var ikinci dozu alacağım yani. Zaten 6 ay sonra bir daha olmamız gerekiyor. 6 ay mı kuru Bir de uzadı o kadar aşı? hızlı mutasyon geçiriyor ki virüs. Evet Çok hızlı evet. mutasyon geçiriyor. Yani daha İngiliz mutantını, Afrika mutantını yeni öğrendik Hindistan o çıktı. varyantların huyunu. Hindistan çıktı. Hindistan'da bugün Yani iki tane çok hızlı aslana mutasyon geçmiş bir de geçiriyor. hatta hocam aslanda. Bir de hayvanları geçtiğinde daha çok mutasyon geçirecek. Orası daha tehlikeli Türler ya. arası geçiş çok, evet. Yıllardır süren akıntının sebebi neler olabilir demiş. Agriyan anne. Kronik vajinit. Kronik Ha, vajinit. demek ki bir sıkıntı var. Genellikle aşırı hijyenik takıntıdan kaynaklanan flora bozukluğu. O flora bozukluğunun yani böyle gidiyor bir jinekoloğa, o veriyor ornesit kullanıyor biteral, geçiyor, sonra tekrar oluyor, bir daha oluyor. Kendisi ondan sonra bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte o genital hijyen ürünlerinden alıyor, kullanıyor, iyice bozuyor. Ondan sonra bir daha alıyor. Yani o antibiyotiği aldığın zaman o indiriyor bakteri sayısını. Fakat onlar sonra tekrar aynı şekilde çoğalıyor. Bu tür kronik vajinitlerde yapılmış çalışmalar var. Gerçekten kronik vajinit bela bir şey. Kadının çok canını sıkan bir şey. Bir de böyle kendini çaresiz hissettiği bir şey. O doktora da gittim, bu doktora da gittim. Bir çare olmadı gibi hissettiği bir şey. Kronik vajinitte normalde bizim vajinal enfeksiyonlarda verdiğimiz bir antibiyotik var. Az önce adını zikrettim. Daha fazla söylemeyeyim. İşte metronidazol içeren antibiyotik. Bunu tedavi dozu 2 çarpı 500 gram, yani günde 1 gramdır tedavi dozu. Tedavi dozunda olmayan, tedavi dozunun yarısı kadar günlük 500 miligram, yani bir tablet. Uzun süre ama, yani 15 gün, 20 gün, 1 ay. Uzun süre yarım tedavi dozunda kullanmanın faydası olduğu gösterilmiş. Bu denenebilir. Şey Genital hocam hijyen yani zarar şu alışkanlıklarını mu? gözden geçirmeli. Kokuyor Ne? mu? Kötü mü kokuyor? Ondan dolayı Evet, mı? kokuyor. Evet Koku ve anladım. devamlı bir akıntı, yani rahatsız edici bir şey. Özellikle de ilişkiden sonra, çünkü ilişkiyle semen vajinaya bulaşıyor ya, semen de bazik bir şey. Ortama bazik bir sıvı geldiği zaman o Oo. potasyum hidroksit açığa çıkarıyor ve kötü bir balık kakısı oluyor gerçekten. Özellikle ilişkiden sonra çok bir koku olur vajinette. Balık kakası gibi, amonyak gibi yani. Balık kokusu. Balık kokusu Balık gibi. kokusu. Ha, balık, E tabii yani şu insanı tezgahlarda rahatsız satılan ediyor. balığımsı bir koku. Evet. Evet. İşte o düşük doz metronidazol denenebilir. Bir. İkincisi, hijyen alışkanlıklarını gözden geçirmek lazım. Yani oraya bir hijyen ürünü uyguluyor mu? Ne bileyim, kılları kılsızlaştırmaya çalışıyor mu? Sıkı Sıfır kıyafet kılı bir havalanmayacak şey değil, değil mi şekilde hocam? mi? Jiletle sıfır Sıfır kılı. kılı bir şey Hafif değil. bırakmamız gerekiyor Hele demiştiniz. özellikle hani üst tarafa karışmıyorum da alt taraf, perine kısmını kılsızlaştırmamak lazım. Onlar koruyucu, o bölgedeki nemli tutuyor orayı. Ondan sonra hijyen alışkanlıklarını gözden geçirdi. Bir süre asidik beslenmek. Yani diyetisyenler ağırlıklı olarak hani bazik beslenmeyi söylerler ya, hani vücut sağlığı içinde, hani Evet. o oksijen radikalleri olmaması için. Ama bir süre vajinal floranın hani pH dengesinin asidik tarafta kalması için asidik ağırlıklı, yani böyle greyfurt gibi, limon gibi ağırlıklı asidik beslenme bir süre, ama çok uzun değil, yani bir hafta 10 gün gibi.
Asit bir nevi orada temizlik mi yapıyor hocam yani asidik yaptığımızda? Ya oranın florası asidik olduğu zaman pH'i laktobasiller daha fazla yaşıyor. Yani tamam. Yararlı basiller. Yararlı basiller. Bir de her renkten yemek yani bütün renklerden, çeşitli sebzelerden, meyvelerden, turunculardan, morlardan dengeli yemek, probiyotik beslenmek bunlar faydalı olduğu gösterilmiş kronik vajinitte. Ama sıkıntılı bir konu gerçekten. Evet, HPV aşısı var mıymış? Benim haberim yoktu. Varmış, öğrenmiş olduk. Genital bölgedeki çembersel lekeler ne anlama geliyor? Nasıl bir şey olduğunu gözümle canlandıramadım. Herhalde renk açılmaları böyle. Acaba bu vajina beyazlatma türü o şeylerden mi yaptırdı? Çünkü bazen hocam onu, lekeler ona bırakıyor. Ona bir şey soracağım hakikaten. Meşhur da bir doktor var. Kafasıyla şöyle bakıyor. Ben çok gülüyorum o adama. Bu vajina beyazlatma olayını ne düşünüyorsunuz? Yani gerekli mi değil mi ya da sağlıklı Bir mı kere değil mi? O aslında vulva beyazlatma. Hani vajina bir iç organ Tamam, ya. özür diliyorum. Affedin hocam. Ama onu öyle söylüyorlar. Evet. Ama öyle söylüyorlar. Yani doktorlar bile öyle Öyle söylüyor. mi? Hani Ama buraya vulva şart bu. koymak Doğru. adına söylüyorum. Doğru. Evet, vulva. Vulva beyazlatma aslında. Vulvayı kimse o ne be vulva mı dedikleri için hani adını Aynen bilmedikleri öyle. için kadın organının adı yok yani. Vulva beyazlatmada orada bir lazer ışımayla o melanositleri, o derinin rengini veren, melanin üreten melanositleri ölüme sürükleyen bir inflamatuar cevap oluşturmak aslında. Hani şu Michael Jackson'ın yaptığı gibi hani cildini şey yaptı ya, Evet açtı ya ya, rengini. aynen. Ona benzer bir şey yapılıyor. Fakat bu yani saça meç yapan kuaförler gibi çok ince titiz çalışmak lazım. Eğer böyle ince ince küçük küçük atışlar homojen bir şekilde yapmazsan öyle hakikaten leke leke kalıyor böyle. Vitiligo gibi beyaz beyaz lekeler oluyor. O olabilir. Hani öyle bir şey yaptırdıysa onun bir şeyi. Ya da başka şeyler yaptırmış da olabilir. PRP falan yapıyorlar. Plazma riç, plateletriç plazma enjeksiyonu falan. O tür şeyler yaptırdıysa o Şunu ciltte anlamam izin verin yani hocam. Sebebi ne bunun? vulvadaki yuvarlak lekelerin nedeni orada bir ciltte inflamatuar reaksiyon var. Cildin Ha, bu bir inflamatuar reaksiyon bu sıkıntı. dermatolojik bir şey tabii ki. Dermatoloğa göstermek de lazım. Bazen mantar enfeksiyonundan da kaynaklanıyor. Ha. Mantar enfeksiyonu da öyle yuvarlak leke yapabiliyor. Tamamdır. Ses geliyor mu hocam? Ha, erken menopoz hiç konuşulmuyor hocam. Gerçi menopoz da konuşulmuyor. Menopoz konuşalım bir gün. Konuşalım. Menopoz biz konuşmadık değil mi Konuşmadık. Gelecek günde de? Konuşmadık. Niye Kadın yaşam konuşmadık? evrelerine geldik. Çünkü daha henüz yeni ilk cinsel ilişki falan onları konuştuk. Burak yani senin takipçilerin de 16-18 ne yapayım? Menopoz anlatırım ben. Yok Anlatırım. Takipçilerden istek varsa anlatayım. Menopoz konuşalım. Erken menopoz da konuşalım. Normal tamam. Menopoz da konuşalım. Menopoz çok ihmal edilmiş ve yani bakir bir toprak konuşulması. Ben Ve de konuyla merak ilgili ediyorum hurafeler yani. de çok Evet, yani çok menopoz hurafe bir bitiş duydum. falan Onları değil. doğrulamamız lazım. Tamam, menopoz sözünü Tamam. aldık. Cuma günü menopoz konuşalım. Öbür konu sonraki haftaya mı atalım? Onu sonraya atalım. Tamam, Ha. tamam olur. Şu menopoz önemli ya hakikaten. Ha bu Menopozu arada konuşalım tabii. şey diyor, vücut HPV'yi tam olarak yok ediyor mu hocam ya da hangi türlerini? Yani bunu Yok anlayabilir ediyor. miyiz? Ha. Yok ediyor, yok ediyor. Nasıl anlıyoruz yani mesela? Ben de HPV olmadı, ben Anlayamayız. anlayamayız. HPV Test testi yaptıracağız. yapıyorsun, negatif Tamam. çıkıyor. Tamam. Ama hiç mi kapmadın sen o HPV? Yoksa aldın da iyileştin mi? Onu ayırt edemeyiz. Onu ayırt edemeyiz. Tamam. Hı. Yumurta rezervi tükenmek üzere olan ama hormon değerleri normal çıkan Menopozda konuşacağız. kişilerde tamamdır. Konuşacağız. Konuşalım. Anlatalım onu. AstraZeneca'nın Sözü aldık yani. 40 yaş altı o haberi okudum. Riskli oldu aşılı yani şey yapılmadı. Şöyle de yazıyor, cümle de çekmemişler. Faydası zararından çok çok fazladır. Yani toplam 200 kişi de pıhtı olmuş. Bir de genelde kadınlarda oluyormuş falan. Bunun sebebi araştırılıyor. Yani abi şöyle Evet, düşün. öyle miydi? 200 bin, 300 bin kişi, milyonlarca kişi, 200 kişi de bu oldu. Yani bu bir yani biraz verilerle konuşursak çok da büyük. Yani Covid olup ölüm riskini göze alıyorsan sen onu düşünebilirsin ama mantıklı değil bu. Veya başkasına bulaştırıp onun ölmesine sebep olmak. Hocamıza diyor ki artık kapat, uykum geldi. Yok Kapatacağım ya. hocam, yok bitireceğim şey diye. Aslında hızlı bitir, tüketiyorum soruları. Şu an görünen zaten adet tayyibaş olacağım. Tamam. AstraZeneca bırakın artık bunu. Sabun vajinanın dışında da mı sürülmemeli? Ha. Vulvaya sürülmemeli sabun. Kasıklarını yıkayacaksın tamam ama o büyük dudaklardan itibaren kısma sabun değmemesi lazım. Hocam erkeklerde de var mı böyle bir şey ya? Erkeklerde de var. Erkeklerin de penisini, testisleri, o skrotumun üstüne sabun değmemesi lazım. Kasıklarını yıkayabilirsin ama Ha.
yani orası benim alanım olmadığı için çok girmiyorum ama genel cerrahlar da anal çevrenin öyle sabunla yıkanmaması gerektiğini söylüyorlar. Orada da büyük ihtimal bir yani, ekosistem evet, var kendi. Evet, evet. O kadar çok ki yani anal bölgesinin etrafında, skrotumun üzerinde, penisin üstünde tamam. Böyle egzamatöz lezyonu olanlar o kadar çok ki. Çünkü oradaki florayı bozduğun zaman mantar bir coşuyor. Mantar coştuğu zaman o direkt zaten cilt enfeksiyonu, ciltte reaksiyon demek. Alerjik reaksiyon yapıyor. Bu yayını YouTube'a koyacak mısınız? Koyalım. Nunis mantıklı. Düşünmemiştim. İndirip koyarız yani hiç sorun değil. Çünkü güzel gidiyor yayın. Önemli soru cevaplar yapıyoruz. Ya arada bir buradan yapıyoruz ama YouTube ana platformumuz. Orada Müjde Gül Hoca'yla zaten devam ediyoruz. Bayan partnerimle ilişkide partnerim orgazm olduğunda bir defaya mahsus penetre devam ettiği esnada bir ıslanma gerçekleşti. 200-300 cc civarında kayganlık ölçmüş bu arada ve idrara yakınlık yoktu. Squirting gibi oldu. Squirting olmuş. İyi. 200-300 ne ya bir bardak. Bu durum durumda söz konusu squirting gibi bir durum söz konusu değildi pardon. Bu sıvı ne olabilir hocam? Apse mi boşaldı acaba? Bilmiyorum ki. Yani bu sıvı örneğini al, bir laboratuvara git, orada bir analiz yapsın da. Yani bu şimdi çok yani bu tür şeyleri ben birebir muayene esnasında hastayla konuşuyorum. Sen tabii şimdi isim söylemiyorsun ama canlı yayını izleyenler o soruyu kimin sorduğunu falan görüyor. Bir düşündüğüm bir şey var da hani çok dile getirmeyeyim. O zaman muayene ol abi yani. Özel hayatımızla ilgili çok açık sorular sormayın evet, yani. Evet ben de fark etmedim. Okumam normalde. Kişiye indirilmem de kusura bakmayın. 30 yaşında HPV aşısı koydu bunu söyledik. Vulva beyazlatma sağlıklı mıdır? Sismik bozulmuş. Değil mi? Ya şunu soracaktım. Estetik sebeplerle de yapıyorlar bunu hocam. Yani işte daha güzel görünsün. Estetik sebeplerle yapıyorlar zaten direkt. Yani ilginç ya. Aynı Michael Jackson ten rengini beyaz yapması insanlar bunu istiyor diye. Ya da şöyle beyaz insanlar böyle saçma bir şey olabilir mi? O onun kendi güzelliği. Siyahsa siyah. Ya. Amerika'daki o ırkçılık çok derin konu yani. Çok ama yani hocam şunu düşünüyorum. Kendini beyazlatınca bu adamlar sana saldırmayacak mı? Seni biliyor yani. Siyah olarak tırnak içinde. Zaten senden nefret ediyor. Yani onları kabul etmiş oluyor. Hani şeylerini, söylemlerini, tezlerini sanki. Öğrenilmiş çaresizlik var ama altında. Kadında da şöyle bir şey. Şimdi diyelim ki eşi diyor ki ya bu ne biçim bir işte vulva bilmem ne iğrenç. Tam kadına ya bu belki her iki cins için de geçerli. Genital organlarla ilgili özellikle, tabii ki fiziksel görünüş ama özellikle genital organlarla ilgili kişinin kendine olan güvenini sarsacak şekilde konuşmamak lazım. Eleştirde bulunmak. Evet işte belki kadın ya, ondan geliyor yaptırıyor. Yoksa kendinde bir sorun falan. Yok öyle yani. Öyle şeyler söyleme. Ya da bu ne biçim testis? Böyle testis görmedim ben. Böyle testis olmaz falan. Aynı şekilde kadın cinsel organıyla ilgili o kadar ciddi bir özgüven yaralanması ve bütün hayatı etkileyecek bir etiketleme oluyor ki insanın bütün cinsel yaşantısını da etkiliyor çünkü. Tabii canım özgüveni bitiren bir şey yani. Evet benim çok var öyle hastam konuştuğum yani boşanmış. Şimdi yani epey 4 yıl 3 yıldır falan yalnızmış. Şimdi yeni bir partner ihtimali var ona göstermeden önce yaptırmak istiyorum. Çünkü kocam kötü dedi yani o böyle etiketlemiş onu demeye çalışıyordum işte aynen. Ve böyle baktığım zaman organ gayet normal. Hiçbir anormallik yok gayet normal. Bence de güzel yani normal olduğu için de güzel. Nereden çıkarmış bunun çirkin olduğunu diyorum. İşte hiç öyle görmemiş filan. O porno starlarının pornolardan görmüştür büyük ihtimal. Vallahi dedim herhalde kocanın gördüğünden daha fazla vulva görmüşümdür. Gayet de fıstık gibi vulvanlar deyip o böyle özgüveni tamir edici bir şekilde bir güçlendirici hareket yapıp genellikle olabildiğince cinsel organlara estetik operasyon adı altında bıçak vurmamaya çalışırız. Çünkü her bıçak darbesi sinir hasarı demek. Yani her skar dokusu, tabii canım. O yaptığımız işlemin skar dokusu sinir hasarı demek. Ve o sinirlere cinsel aktivite esnasında ihtiyacımız var. Çok mantıklı. Doğru. Hocam menopozu konuşalım. Annem menopoza girdi beni ateş basıyor demiş. Tamam konuşacağız arkadaşlar. Duygu duruşumu değişim çok agresif. Ne tesadüf. Hepimizde mi aynı sorun var acaba? Evet. Eve kapandık. 20 gündür ondan olabilir mi? Yani? O da olabilir. Küçük dudakların büyük olması neden olur? Hastalık riskini artırır mı demiş. Yok. Ne hastalık riski falan arttırmaz. 4 santim. Yani o küçük dudağı şöyle açıp kökünden ucuna kadar ölçüyoruz. O uzunluk 4 santim ve üzerindeyse biz onu normal fizyolojinin biraz üzerinde kabul ediyoruz. Ve o zaman onu biraz kısaltıp gene 2 santime kısaltıyoruz. Yani çok da öyle sıfırlamıyoruz. O küçük dudakları tamamen sıfırlarsak
Klitoris böyle pipi gibi kalıyor yukarıda. Zaten Ve pipinin çok yarım evrimleşmişi ya, görmüştük. ama yani Benziyordu ya ayakları altı. olmayan bir pipi gibi kalıyor. Ha tamam. Böyle İyi. çok çirkin bir görüntü oluyor yani. Bu sefer gerekiyor işte müdahale. Yani bu olması gereken bir şey ama sırf yani görüntü şekil olarak yani sağlık da değil. Kötü görünüyor diye gidip bunu yaptırmayın yani. Önce bir kadın doğuma gidin. Orada zaten yorum alacaksınız. Peki hiç doğum yapmadan tüpleri bağlatabilir miyiz? Sanırım evet de bunun cevabı. Bağlatabiliriz de altta yatan neden doğum korkusu olmasın? Ya şöyle düşünüyorum hocam. Seks yapmayı seviyor, istiyor ama çocuk yapmak istemiyor. Ben olsam tüplerini bağlatırdım mantıken. Yani ömür boyu kondoma para Tamam. veremezsin. Ömür Tamam. boyu... Ama bunu biraz bir konuşmak lazım. Ben bu tür bir, çünkü geri dönüşüm olmayan bir şey ya, Tek hani yol değil mi? kalıcı Yani bir olarak daha kendini çocuğu olamaz. kısırlaştırıyorsun. Sterilize, yani tüp bebek yöntemiyle mümkün ama bayağı o şansını sıfırlıyorsun yani. Altta yatan nedenleri, çünkü çok büyük bir kısmının altında doğum korkusu var, tokofobi dediğimiz. O da bir fobi yani. Hani şey gibi, araknofobi gibi, hani örümcek korkusu gibi bir çeşit bir fobi. O da tokofobi, çocuk doğurma korkusu. Hiç doğum yapmamış ve kalıcı olarak kısırlaştırma isteyen pek çok kadının altta doğum korkusu yaptığını dair yayınlar var. Ya da başka bir şeyler de olabilir. Birkaç seans, en azından 4-6 seans psikoterapi alıp hani konuştuktan sonra, etraflıca multidisipliner değerlendirdikten sonra, tabii ki yani isteğe bağlı yapılır yani, niye yapılmasın? Çok da basit bir işlem. Etkin de bir işlem. Hani geri dönüşü olmayacak şekilde garanti. Yapılır, yapılmaz değil, fakat nedenini biraz konuşmak lazım. Bu arada güzel bir yorum var. Onuru olduk. Hocam size de okuyayım. Gelecek bilimde tabii ancak bilim vizyonuna sahip bilimcilerde. Bu yayın ve emek o vizyon işte. Bilinçli nesiller yaratan bu vizyon bilimi zenginleştirir. Emeğinize teşekkürler. Başarılı nice paylaşımları demiş. Teşekkür ederiz dostum. Bu yayını youtube.com/gelecekbilimde de bulacaksınız. YouTube'a yükleyeceğiz. Onunla ilgili de dönmüşler. Az önce Burak niyeti koydu. Anüs temizliğinde taharet musluğunu çok uzun süre yüksek tazyikle kullanmak florayı bozar mı? Yani ilginç bir soru. Yok. I-ı. Sadece suyla yapılan bir temizlik olursa bozmaz o. Sabun kullanılmıyorsa sadece suyla yapılan temizlik florayı bozmaz. Fakat Tamam. anüs bölgesine uzun süre su tazyikler anal zevklere açık olduğunu gösteriyorlar. Ya Japonların tuvaletlerini gördünüz mü hocam? Böyle ilginç. Bir şeyler Gördüm, dönüyor, gittim hareket ediyor. hatta. Evet, çok korktum ben onu otururken. Ay, yeni evliydim o zaman, biraz öptüm yani. Şöyle bir şey çıkıyor. Ya bu kadar teknolojiye gerek yoktu yani. Bir küçücük taharet musluğu koyacaksın. Avrupa'da da o yok inatlarından dolayı. Arap kültürü falan diye inatla yapmıyorlar yani. Halbuki bence iyi bir şey. Ne bileyim yani O bir kötü bir şey olur. etiket. Evet Aynen. evet temizlik yani. Gerçekten bunu düşünüyorlar. Yani ben bunu yaparsak diyorlar tuvaletler Arap kültürünü almış oluruz. Yani güzel bir şey varsa al abi yani. Niye takılıyorsun, ırkçılık yapıyorsun Arap kültürü, şu kültürü. Adamlar temizlenmiş işte. Bunu düşünmüşler. Her seferinde duşa girerim diye Ha onu düşünüyor herhalde diyorlar. adam. Ha tam olarak cevap Olmuyor bu. yani her zaman. Ben her gün duşa giriyorum. Ya velhasıl yoldasın, giremiyorsun. Yani sonuçta bu imkan varsa niye yapmıyorsun? Saçma bir sebepleri var hocam. Cinsel yaşı nedir hocam? Biz ha pardon pardon. Gör Ne? altta alt yazılardan yüzde Taharet yüzü görmüyor muyum? Ondan arada musluğuyla giriyorum istemeden. vulvayı yıkamak da sağlıklı bir şey ayrıca. Yani suyla yıkıyorsun ya vulvayı. Şöyle önden arkaya dudakların kenarlarını yıkamak sağlıklı bir şey. Sadece suyla yıkıyorsun. Yani bütün vulva temizliği olabilir. Vulva ve perine suyla. Son derece sağlıklı bir şey. Taharet musluğunu Avrupa artık inatlaşmasa iyi olabilir yani. Bazı yapan Buradan yerler var Amerika'da. Avrupa'ya Taharet musluğu. mesajımız inatlaşmayın arkadaşlar. Avrupa! Ey! Duy sesimizi! Dostlar evet. Ya gerçekten çok ya şey düşünüyorum hocam. Bu kadar ben ilk geldiğinde de bunu hep düşündüm. Ya niye? Cevap yok yani. Cinselliğin bir yaşı var mı hocam ya? Kaç yaşında başlayalım? İdeal yaş 21. Bunu ilk cinsel ilişkide konuştuk da seninle yapmadık biz o programı, Burak. Onu şeyle yaptık. Ben Galiba gelememiştim. Büşra gelmişti hocam. Evet. Büşra ile Büşra ile yapmış. Evet, yaptınız. o olabilir. Çok güzeldi. Orada anlattım, bunlardan biraz bahsettim. 21 yaşa ne kadar yakınsarsa ilk cinsel ilişki yaşı, olumlu duygularla anılma ihtimali o kadar artıyor. 21 Hocam. yaştan ne kadar uzaklaşırsa olumlu duygularla anılma ihtimali o kadar azalıyor. Fakat yeni bir tanımlama bu. Late bloomer diye. Nispeten yeni bir tanımlama yani. Blooming hani somurcuklanmak, patlamak demek.
geç tomurcuklanan, yani late bloomer geç tomurcuklanan. Bilirsin yani her çocuk 1 yaşında konuşmaya başlamaz. Bazı çocuk böyle atar içine iyice, 1,5 yaşında patlar, 3 yaşında patlar. Yani her beyin farklı bir gelişim gösteriyor. Bu şekilde de böyle bütün yaşıtlarını gözlemleyip, onların bütün hayatını gözlemleyip kendisi bir adım atmadan önce bütün olasılıkları tartmak da biraz ihtiyatlı, kimisinin yapısı da öyle olabilir yani. Hele de benim deneyimim, kendi klinik deneyimim bir late bloomer, ki bu 28 yaşında bakire olan bir kadın oluyor genellikle. 28 yaşına kadar bunu ertelemiş. Yani hiç ne bir şey Hocam, yapmış, ne başka, ne mastürbasyon, ne başka bir bakirelik şey. dediniz. Şimdi himenciler öldürür sizi. Bakirelik yok da ya. Yok yani ilişkiye girmemiş, hiçbir şekilde de böyle bir şey düşünmemiş yani. Bakireyim diyor, hani kitap kelime anlamıyla bakire, hani Tamam. hiç böyle bir şey yapmamış, denememiş. 28 yaşında bir kadın gene kendi gibi bir late bloomer, 30 yaşında bir adamla evlendiği zaman, yani bir late bloomer, bir late bloomer'la buluştuğu zaman orada bazen çok hoş keşifler yaşanıyor. Çünkü her şey açık oluyor. Yani şimdi bu benim hiç hoşuma gitmedi diyor mesela. O da hani benim şurası hoşuma gitti, senin şöyle yapsam daha mı şey yapardı falan. Acayip bir sinerji yakalıyorlar bazen. Hani gerçekten late bloomer, late bloomer'ı bulursa hiç late mate deme yani. 35 gittin, 40 yaşında sen de kendin gibi bir late bloomer buldun. Bazen çok gerçekten hoş deneyimler yaşıyor. Sonrasında bana işte vajinismus için başvuran çiftler de öyle geliyorlar ki kontrole 3 ay sonra. Sinirden çıkın diyorum ya. Çıkar mısınız lütfen dışarı diyorum yani. O kadar bir keşif yaşamışlar ki insanı kıskandırıyor yani. Yani şöyle bir şey diyelim. Doğru insan da çok önemli burada hocam, değil mi? Onu da söyleyebiliriz. Yani doğru kişiyle Yani... yaşayabilmek. Kimse ilk tecrübesinin kötü olmasını istemez diye düşünüyorum. Yani psikolojik olarak Birincisi etkisi rıza çok olabilir. önemli. Rıza. Az önceki arkadaşımızın sorduğu soru, kötü tecrübe yaşayan o kendisi büyük ihtimal. Zaten anlatmış da ben onu okumadım. Yani orada bir psikoloğa gitmesini ben öncelikle tavsiye ediyorum kendisine. Dediğinizi onaylar gibi bir cevap vermiş hatta. Hani sanki bir anda rızam dolmuş o bir belki diye. Ama sonuçta yıllar sonra geçtiğinde pişman olacağı bir şey. Niye? Sonuçta kötü bir tecrübe, kötü bir anı, yanlış bir insan ve zaman da çok önemli burada. O yüzden yani gençler de izliyor bizi hocam. Hani şu anda şu bir gerçek, şunu söyleyelim. Cinsellik yaşı düştü Türkiye'de. Az önce HPV'nin düşme sebebi de belki onunla bağlantılı, onu demek istedim. Çok düştü. Yani 14, 15, 16, 17'lere düştü. Bilmiyorum yani bunu sebebini de bilmiyorum. Sosyal medya mı, artık gelişen internet çağı mı? Cinsel ilişkiye girmek Eskiden de böyle için miydi? gerekli enerjide olman gerekiyor. Yani ergenlik enerjisi, o hormonların bastığı gerekli enerjide ve yeterli miktarda da düşüncesiz olman gerekiyor. Yani önünü arkasını düşünmemen, riskli davranışlara açık olman gerekiyor. O bir pencere yani, gerçekten 14 ila 18 yaş arasında bir pencere. Onu kaçırdığın zaman 18 yaşından sonra akıllanıyorsun ve öyle deli deli cesaret edemiyorsun yani, hani niye yapayım canım diyorsun yapmamak varken. Hele de mastürbasyon pratiğini kazandıysan, öğrendiysen, yani kendi bildiğin güvenli alanda kalmayı tercih ediyorsun onu Önce biriyle kendi bedenini paylaşmaktansa. keşfet, değil mi? Yani zaten mastürbasyonda da benzer zevk alıyorsun. Ne gerek var risk almaya? Yani bunu biraz destekler görünmekten de hani kaçınıyorum. Böyle tıbbi bilgi altında böyle bir Anladım. takım değerler dayatmaya çalışıyormuşum gibi algılanmasından Anladım. kaçınıyorum. Fakat bence de ihtiyatlı olmak iyidir. Ama kaçan balık büyük olur. Hani ah onunla olacaktım işte şimdi bütün ömür pişmanlığını yaşamaktansa diyen de çok olabilir, olacaktır. Fakat yaş ne kadar hani 21'den küçük, 18'den küçük, 16, 14, 15 olduğu zaman o kadar ya acaba o bir date rape mi? Hani ne bileyim bir flört şiddeti mi o? Orada şeyler silikleşiyor. Çünkü bir de cinselliğin bir şu tarafı var, yani istiyorum, istiyor musun? Evet istiyorum tarafı var. Bir de beden tarafı var. Yani beden beyinle bağlantılı çalışmıyor o anda. Yani eğer kaçınılmazsa zevk almaya bakıyor beden. Yani istemiyorsun fakat uyarılmaya başladı vücudun. Sonra kadın bedenine bakıp aa ben de istiyorum diyor. Çünkü ıslanmıyor. Ya da bunu erkek söylüyor, yani öbür partner söylüyor mesela. Nasıl istemiyorsun? Kızım sırılsıklam oldun falan diyor böyle. Bir dayatma yani. Non-demanding arousal, yani talepkar olmayan uyarılma diye bir tanımlama var. Çok önemli bir şey bu. Yani tamam evet ıslandım ama sana mı yani?
O benim kendi bedenimin Ya o anda ona değen bir vibratör de olsaydı satacaktı. Orada karşıdaki şey uyarılıyor sonuçta. Evet. Yani herhangi bir şey de olacaktı. Erkek için de Senden ya dolayı değil. o bak sertleşti. Ya tamam sertleştiyse sertleşti sana mı yani? Bırak ben kendi organımdan ne istiyorsam yapayım. Yani elleme, dokunma diyebilir insanlar. Fakat Ya şey ergenlik falan dönemi varmış öyle bir hocam dönem ya. ki Biz hep olmuyor işte vibratör diyoruz öyle. ya, yapay vajinalar falan varmış. Belki hocayla konuştuk. Tabii. Biri bir diyor Flashback. gerçekçi gibi falan ve tavsiye de etti yani orada Evet. şeyde. Evet. Yani hani Yani biraz mekanize oluyor ama denenebilir tabii ha ki. yani denenebilir. Sonuçta bu Fakat karşıdaki çok şeyden değil. yalnız erkek hikayeleri de dinledim. Bir tane flashlight'im var. Arada yıkıyorum, temizliyorum, kaldırıyorum. Onunla yaşıyorum. Ben ne kızlarla uğraşacağım ya? Aman alacaksın, yemeğe götüreceksin, derdini çekeceksin, Kesin bu adam IT'ci hediyesini ya, yazılımcı. bilmem ya. Yalnız bir yaşantıya doğru da götürebilir Ama yani. Şah Onu bir da şey söyleyeyim mi? söyleyeyim Hocam sana. geçen arkadaş şey getirdi. Virtual reality şeyi, gözlüğü getirdi. Sanal gerçeklik gözlüğü. Ben ilk defa bir oyun oynadım. İlk defa şey vardı yani, porno değildi ama şey izledik hocam. Böyle cam girl'ler var. Merak ettim yani. Ya yemin ediyorum kız şurada. Ya önünde ya, önünde. Hani dokun yani bir şey yok. Üstünde çamaşır var falan zaten. Para kazanmaya çalışıyor işte, tip bekliyor. Ama şeyi düşündüm. Gelecekte insanlar kesinlikle belki tenez yani sonuçta enerjiye save yapmaya çalışıyoruz ya, enerji tasarrufu. Minimum enerji maksimum. Yani bence ileride insanlar o dünyada yaşayacak. Zaten Gamer diye bir film vardı 2009'da. Bir film daha önerdiler buna benzer. Orada yaşıyorlardı. Mesela çocuk takıyordu gözlüğü. Orada işte sexting yapıyorlardı. Evet. Bitiriyordu falan filan. Hızlı bilmem ne. Çok gerçekçi. Oyun oynuyoruz mesela hocam. İçinde gibisiniz ve benim bir video çekmiş arkadaşlar. Farkında değilim. Korkuyorum. Burada gibi falan böyle. Yani gelecek nasıl olacak bilmiyorum. Şunu da bitirelim hocam. Geçen güzel bir float paylaştınız. Dedi işiyle ilgili. Ben de çok düşündüğüm bir konulardan birisi. Acaba bir kılıf mı uyduruluyor vesaire, bu yaş, seks eşiyle ilgili konuşurken. Son yorumunuzu alalım. Dedi işi olayında ne düşünüyorsunuz? O günkü float'la da benzer bir şeyler olacağını düşünüyorum. Hocamın uykusu geldi diyor aynen. Türkiye'de saat tabii geç. Yani o Onu yüzden ve yoğundu, bize 11 kırmadı. buçuk. Aynen. 2 dakikaya bitireyim hocam. Son yorumu aldım. Alayım sizden. Onu Yaşar Çubuklu yazmış bir yazar. Hep böyle feminizmle ilgili flatlar paylaşıyor. O flatları da bazen hani denk gelirse ben de paylaşıyorum. Daddy Issues, baba meseleleri, BM diye kısaltmış. Genellikle kadının histerikleştirilmesi, kadının histerik görülmesi, kadını duygusal hani aciz bir varlık olarak görmekle eşleştirilen bir şey. Yani babasıyla da sorunları var. O yüzden de erkeklerle de sorun yaşıyor işte hep. Yani bu cinsiyetçi bir tanım. Herkes annesiyle babasıyla sorunu olabilir. Herkes de onu zaten sonraki hayatına yani bağlanma figürlerimizle yaşadığımız. Bunu hep Cevdet'le de konuştuğumuz bir şey Evet, bu. bağlanma figürü. Gördüğünü yapıyorsun yani zaten. Fakat bunu cinsiyete indirgemecilik bu. Daddy issues demek. Yani bir kadın için daddy issues demek. Cinsiyete indirgeniyor bu konu. Bu konu cinsiyete indirgenecek bir şey değil. Bunun cinsiyeti yok yani. Kadın erkek aslında herkesin olan bir şey. Hoca bir şey söyleyeceğim. The Uzun Readers filminde de tam tersi vardı. Çok güzel bir film hocam. Lütfen izleyin. The The Readers. Readers. Orada da Kate Winslet Nasıl oynuyor. yazılıyor? Hayranım o kadına. The Readers, okuyucu hocam Türkçesi. The Reader. Ha, tamam. Burada da genç bir çocuk, ya film zaten başlı başına güzel hocam. Orada da genç bir çocuğun o bağlanma olayı, yaşlı yani olgun diyelim, yaşlı demeyeyim, olgun bir kadına bağlanması, o masumiyeti, o kadar güzel bir film ki ve sonunda çok güzel bir yere bağlanıyor. İzleyicilere tavsiye edeyim. Bu arada şey izlediniz mi hocam, Nymphomania? Ben yeni izledim. Yeni izledim. Çok önyargı yapmışım. Çok ilginç bir film. Bu yönetmenin zaten Melankoli filmini izleyeceğim birazdan. Nasıl bir film sizce? Gerçekçi miydi? Çok eskiden ilk çıktığında izledim galiba. Tam hatırlayamıyorum Yani onu. biyolojiye bağlaması, derinlik vermesi, balıkla, yani çok enteresan bir filmdi ya. İzledi, hatırlıyor musunuz diye soracaktım da. Değişik bir filmdi. Hatırlayamıyorum. Nymphomani. Yani cinsel istek düzeyi hani hem az oluşu hem çok oluşu çok tartışma yani çok su kaldırır bu hamur. Yani Tamam. ruhsal uzmanların da Mesela çok bak bunu bir tartıştığı bir gün konu. Cevdet'le yapsanız hocam. Merak ediyorum yani. Aşırı istekli olmak ruhsal bir sorun mudur? Mesela şunu da merak ediyorum ki ben de normal görmüyorum. Ben görmüyorum. Yani bu doğrudur demiyorum. Atıyorum bu kan dökme, ne bileyim mazo şeyleri falan. Yani bunlar psikolojik sorun mudur? Yani garip geliyor. Yani kan vesaire.
Ama yapan insanlar var. Garip gelmesi önemiyor ki bana. Yani bir sürü insan bunu seviyor. Psikolojik sorun tanımlamasını Cevdet sana yapsın. Yani kişi bununla ilgili rahatsızlık duyuyorsa, fizik performansını evet. etkiliyorsa, günlük yaşantısının %50'sinden fazlasını etkiliyorsa diye. Aynen. Tamam hocam. Eğer kişi rıza çerçevesinde yapıyor bunu, kimseye zarar vermiyor, bundan hiç rahatsız değil. Bununla o zaman yaşasın. Derece barışık. Ve bir performansını da %50'sinden fazlasını etkilemiyor. Yani gündelik aktiviteleri esnasında. O zaman değil mi diyorsun? O zaman bir sorun olarak tanımlayamayız bunu. Tamamdır. Bakıyorum şeylere. Hocam çok teşekkür ederim. Benim de uykumu getirdiniz yani. Ederim. Vallahi hiç uykum yoktu. Esnediniz, şu an benim uykum geldi. Kaç? Türkiye'de saat 12:20 var. Ben daha uyumam. Film izleyeceğim. Sizin var mı planınız? Hadi hastanede bakalım. Misiniz, evde misiniz? Göremiyorum arkayı. Hastane nöbetçiyim ben. Nöbetçi misiniz? Kolay gelsin hocam bu arada ya. Nöbetteyim. Nasıl gidiyor durumlar? Vaka çok mu şey? Gelen çok mu? Azaldı. Azaldı Covid. Covid azaldı. Umarım etkileyecektir tam kapanma. Tam kapanmadık biz ülkede. O kadar çok kişi izinli ki, çalışma izni o kadar çok kişi de var ki herkes tatilde. Trafikte yani. Hmm. Tatil değil, herkes trafikte. Ha şey, çalışma izni yani, gidebilme. Normal trafikte gidip geliyorum. Ha evet. Herkes şey değil. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Hayırlı nöbetler demişsiniz. Bu yayının kaydı, tekrar ediyorum, youtube.com/gelecekbilimde de olacak. Beni de istediğiniz yerden burakcanke07 Instagram, Twitter takip edebilirsiniz. Yayınlarımızın devamı gelecek. 07 ya. Ya hocam Burak Çanke doluydu, Antalya 07. Kaç koyayım? 66 mı koyayım doğduğum yer Yozgat? 66 da fena değil aslında. Var mı öneriniz, nick önerisi? bir şey soracağım ben size. Sizin nickiniz hocam. Müjdegül Karaca, orada da bir numara vardı. Dur bakayım bir. Ne numarası? Numara falan yok. Bir sayı vardı yanda. Direkt Müjdegül Karaca mıydı? Bakacağım. Tabii canım, isim uzun olduğu için boş bulmuşsunuz, denk gelmiş. Burak Çankaya bir sürüydü, denk gelmesi zordu da. Tabii sizinki direkt Müjdegül Karaca'ydı ikiniz. Emin olmaya çalıştım da. Sizi de evet Müjdegül Hoca'yı da Twitter'dan takip edebilirsiniz. Müjdegül Zayıfoğlu Karaca, Müjdegül Karaca diye bulabilirsiniz. Müjdegül Hocam. Teşekkür ediyorum. Evet. Twitch'im. Twitch ama güzel. Twitter iyi kullanıyor. Güzel kullanıyorsunuz. Hocam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. İyi geceler. İyi akşamlar. İyi geceler.